Evet sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi ikinci bölümün konu testlerini çözüyoruz. Bu videomuzda birinci konu testini çözeceğiz. Eğer baktık çok fazla süre tutmadıysa ikinci konu testini, üçüncü konu testini de bir videoda çekmeyi düşünüyorum dostum. Şimdi hemen şöyle konu testi birin ilk sorusunu gömmeye başlayalım. Odaklanmayı da ayarlayalım. Bakalım ne diyor? Bir oran vermiş bize. Hatta iki tane oran vermiş. Bu oranları bir yerleştirelim öncelikle. Şimdi diyor ki BDC'ye 2K derseniz diyor. BDC'ye yani şuraya 2K dediğinizde ABD'ye K diyeceksiniz diyor. Tamam hocam. Hemen bunu yazdık. Şuraya baktığımda yine BDC. Bak burada da karşısını veriyorduk. 2K dediğinizde ACE'ye şuraya da 3K diyeceksiniz diyor. Buna göre ACB yani şuradaki açımızın ölçüsü kaç derecedir diye bir soru sormuş. Hemen şunu fark ettim. İki iç açının toplamı bakın 50 ile K'nın toplamı şu üçüncü açının dışına yani 2K'ya eşit. Şimdi 50 ile K'nın toplamı 2K'ya eşit. O halde K buradan 50 derece geldi. Peki 3K ne yapar? 3K'da 3 tane 50'den 150 derece çıktı ki bize neyi soruyor? 150'nin iç açısını soruyor. Cevap Bursa'dan çıktı dostum. Evet, ikinci kural. Bakın sivri bir şey gördüğünüzde hiç düşünmeyin. Törpüleyin demiştik ve törpülemeyi yaptığınızda da %100 U kuralı, %100 Z kuralı çıkar demiştim. İşte U. 100 derece ise şurası 80. Bir U daha 50 derece ise şuranın toplamı 130 olacak. Çünkü toplamları 180. 130 olması için de şuraya 50 derece yazmalıyım ben. 80 ile neyin toplamı 130'dur dedim. ABC'yi soruyor. ABC 50'yi soruyormuş zaten. 2 numaralı sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 3 numaradayız. Şimdi 3 numarada Denizli noktasına dikkat edin dostlar. Bakın Denizli şu üçgenin ABC üçgeninin bir dış açı ortayı ile bir iç açı ortayının kesiştiği nokta. Hemen bu Denizli'nin ismini söyleyeyim bakalım. Köşe taşlarını izleyenler burayı iyi anlamıştır. D noktasının ismi dış T çemberin merkeziydi canım kardeşim. Peki bu dış T çemberin merkezinden neler geçecekti? İki dış açı ortay, bir iç açı ortay geçecekti. O yüzden şuradaki adam da aslında kesinlikle dış açı ortaymış. Yani burası da 50'ymiş. Peki 50, 50 daha 100. Şuraya araya da 80 derece kaldı. Ve bir de şöyle bir özelliği vardı. Bir dışla bir için oluşturduğu açı kullanmadığımın yani 80'in yarısıydı. Bunu da hemen pratik olarak gördük. Evet 4 numarada bir sürü ikizkenar üçgenler görüyoruz. Hemen eşit açılara AA diyerek ya da XX diyerek başlayacağız. ABC'yi 80 vermiş. Şuranın tamamının 80 olduğunu söylemiş bize. Biz şimdi şuradan bir başlayalım dostlarım. Şuna x diyelim. Şu da x. İki iç açının toplamı üçüncünün dışına eşittir. O zaman 2x. Bu 2x'e şuradaki küçük parça da 2x olacak. Şimdi şurayı bulalım. Şu açıyı bulacağım bakın. Bu da 2x ile x'in toplamıdır. Yani 3x. Sakın buraya 4x yazmayın. Şu 2x ile şu 2x'in toplamı 4x'tir demeyin. Çünkü bu buraya yazdığım bu açı 2x ile 2x'in dış açısı değil. Yani şu açının dışı değil burası. Şunu şöyle uzattığımızda dışı burası oluyor. Yani toplam burası 4x'tir. Hatta burası da x'tir diyebilirsiniz. Peki şimdi şu ikizkenara bakalım. 3x ise burası da 3x oldu diyelim. Şimdi son darbeyi vuruyorum. X 3x ve 80'in toplamı 180 olacak. 80 buradaysa şu ikisine yani 4x'e 100 kalacak dostlarım. Demek ki x ne olacak? 25. ACB yani x'i soruyor. Dördüncü sorumun cevabı Denizli'den mi geldi? Ceyhan'dan geldi. Evet. 5 numaradayız. Yine kare sorusu. Eşkenar üçgen de vardır. Evet var. ABE eşkenarsa hemen bütün açılarına şöyle 60 olduğunu söyleyelim biz bu keratanın. Hatta karede şunu bilelim. Karenin köşegeni açıortaydır. Yani 90 ya normalde burası. 45, 45 diye bölünür bu 90'lık açılar.
Peki şurada 60, 45 daha 105. Üçüncü açı yarıda ne kaldı? 75 kaldı. Paketledik çıktı. Altıncı sorumuza bakıyorum. ABC üçgeninde AB eşittir AC. Bakın şöyle AB AC'ye eşitmiş. 24 varmış bir de orada. Buna göre diyor X kaçtır diye soruyor da X neresi? Şu BAC. Burayı da bize soruyor. Şimdi biz şuraya X diyelim. Ve şunu biliyoruz. Şu iki kenar birbirine eşitse burası 24 artı X olduğu durumda şurası da 24 artı X'tir. E bu iki kenar birbirine eşitse o halde şurası da 24 artı X'dir. Ve şimdi şu üçgenin iç açılarını toplayalım. 24, 24 daha 48. Artı X, X, X yani 3X var eşittir 180. Demek ki 3X eşittir 132. Hemen 3'e bölelim, X'i bulalım. 3'e bölersek 4, 44 mi geliyor arkadaşlar? Evet, 44 geldi X. Peki X 44 ise şu açı ne oldu? 44 ile 24'ün toplamı 68. Peki bu 68 ise mecbur burası da 68. Topladık 136 yaptı bu iki kerata. 136 ise tepedeki açıya da 44 yazmalıyım ki 180'e tamamlamış olalım. Demek ki cevabım 44 dereceymiş. 7 numaradayım can kardeş. Şimdi yine ikiz kenarlıklar var. AB, AD'ye eşit. Bir de şu tepede eşit açılarımız var. 42 de var. BAC eşit açıların toplamını soruyor bize. Hadi şunlara biz X, X diyelim. Bize 2X'i soruyor. Şimdi şu 42 ile X'in toplamı 2 iç açıdır. Üçüncü açının dışına yani şuraya eşittir. 42 artı X'tir burası. İkiz kenarlıktan burası da 42 artı X oldu. Hadi şu üçgenin iç açılarını toplayıp x'i bulalım. X, x, x yani 3x var. Bir de 42, 42 daha 84 var. Toplamları 180. Demek ki 3x eşittir 96, x eşittir 32. Bana 2x'i soruyor. Bursa'yı işaretledim bile çoktan. Evet 8 numaradayız dostum. D1 paralel D2. BC'de açıortaymış. Bir de BC, BD'ye eşitmiş. O bir de oran vermiş. BDC'ye, BDC şuraya 2K dediğinde ABC, ABC şurası K olacakmış. E demek ki burası da K olacak eşit olduğuna göre. İkiz kenar olduğuna göre şu C açısı da 2K olacak. Yani şu üçgene bakın 2, 4, 5K'yı bize 180 vermiş bu adam. K eşittir 36 geldi. Ne istiyor bizden şimdi? BAK, BAK şurayı istiyor dostum. U kuralı yapacağım. Şimdi K madem ki 36, 2K ne yaptı? 72. Bu ikisinin toplamı 180'di. O halde bu kerataya kaldı. 108 yani Adana şıkkıdır sorunun cevabı. Evet 9 numaradayız dostlarım. Kaç dakika oldu? 8 dakika olmuş. Şimdi bir sürü eşit açılarımız var. M kuralı falan filan da var burada. Bir okuyalım bakalım. AC. B, A, E'nin açıortayıdır diyor. B, A, E'nin. Şimdi şunlara sen X, X dediğinde bu taraf da 2X'miş. Çünkü A, C de açıortaymış. Şunlara Y, Y dediğinde bir de ne diyor bakın. B, C de A, B, F'nin yani tamamının açıortayı. O yüzden burası da 2Y. Şimdi U kuralı yapalım. Şuradaki 4X ile 4Y'nin toplamı 180. O zaman X artı Y eşittir 45 derece olacak. 4x ile 4y'nin toplamı 180 ise x artı y 45 yapar ki ADB'yi soruyor bize. ADB şurası. Hemen bir de M kuralını göstereyim size. Bakın şöyle biraz daha kalın bir kalem kullanıyorum. Şu en dıştaki M kuralını kullanacağım dostum. Bak şunu. Şuradaki x ile şuradaki y'nin toplamı şuraya eşit. Yani aranan y'ye eşit. Yere eşit. E zaten x ile y'nin toplamı 45'ti. Demek ki aranan yerde 45 derece olacak. Cevap Ceyhan'dan geldi. 10. sorudayız. Açıortayımız var. Yukarıda verilenlere göre EBD. EBD. Evet, sınavda sorulmayacak bir soru demiştim arkadaşlar bunun için ama yine de biz yapalım. ABE'yi 100 ABE'yi şurayı 40 derece, 24 dakika ve 36 saniye vermiş şu açıyı. Şimdi ben 180'den çıkartırsam bu açıyı yani şöyle yapalım. 180 dereceden 00 dakikadan ve 00 saniyeden ben 40 derece 24 dakika
ve 36 saniyeyi çıkarttığımda şu açıyı bulacağım, şurayı. Şu kısmı buluyorum şimdi, çift çizgiyle gösterdiğim kısmı. E çıkartalım o zaman. Şimdi 0'dan 36 çıkmaz, yana gittik bir dakika alacağız. E dakika yok, buraya geldik bir derece aldık. Şimdi buradan bir derece alırsam, şöyle göstereyim. Burada 179 derece kalır. Bu bir dereceyi buraya verdiğimde 60 dakika olarak geldi buraya. 60 dakika var ama bir dakikasını aldım, 59 dakika kaldı. O bir dakikayı da buraya verdim, 60 saniye yaptım bunu da dostlarım. Şimdi altında ne var? 40 derece miydi? Evet, 40 derece, 24 dakika ve 36 saniye de burada var. Şimdi çıkartalım. 60'dan 36 çıktı, 24 saniye. 59'dan 24 çıktı, bölelim hemen. 9'dan 4 çıktı, 5. 5'ten 2 çıktı, 35 dakika. 179'dan 40 çıkartırsak 139 derece kaldı. Şimdi tabii ki bunu da biz ikisinin toplamını bulduk. Bize bir tanesini soruyor. Şimdi bunlara AA dersek biz 2A'yı bulduk. O zaman bunu bir de 2'ye bölelim biz dostlar. Şimdi tabii bakın 139 da 2'ye bölünmüyor, 35 de bölünmüyor. Bir tek 24 bölünüyor. O zaman şu 139'un biz 1 derecesini alsak, 138 derece bıraksak orada. 138 derece. 1 derece 60 dakikaydı. Buraya verirsem o 60 dakikayı ne yapar burası? 60 dakika 35 daha ne yaptı arkadaşlarım? 60 35 daha 95 dakika yaptı. 95 dakika ve 24 saniye. Bu da dursun burada, 24 saniye. Şimdi şöyle yapsak. 95 dakika var burada dostlarım. 95 dakikayı biz 2'ye bölemeyeceğiz yine. E ne yapacağız öğretmenim şimdi bir kere burada? Şöyle yapalım hatta bakın. Bir tek 69 burada var değil mi? Şimdi 130 için 95'ten ne yapacaktım normalde? Bir dakika alıp buraya verecektim ama çok uzatmak istemedim. 138'i 2'ye bölerseniz zaten 69 bir tane şıkta olduğu için çok bir daha uzatmaya gerek duymadım dostlarım. Sonuçta bir daha buradan bir derece alıp bu tarafa vermeyeceğime göre, yani 95'ten bu tarafa dereceleri yavaş yavaş gönderecektim. İşte bir derece alın mesela, bir dakika alın, 94 dakika kalır. Bu bir dakikada 60 saniyedir. Burayı 84 saniye yapar. Bakın 2'ye bölünüyor. 2'ye böl 69, 2'ye böl 47, 2'ye böl 42 zaten Adana şıkkı gözüküyor. Evet, 11. sorudayız. ABC ikizkenar üçgen ve AB eşittir şuraya demiş. Tamam. 20 derecemizi vermiş bizim için. Buna göre BAC şuradaki açımız X diyelim kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bakalım neler yapacağız. Şuraya biz bir Y desek. Bu Y'nin tersi de şurası da Y olacak. 20 ile Y'nin toplamı şu açıya eşittir. 20 artı Y. E hocam 90 var. Oho, ona bile gerek kalmamış ya. Y'lere falan gerek kalmadı arkadaşlar. Keşke şuradaki üçgenden başlasaydım ilk önce. Daha kolay geldi bakın. 90, 20 daha 110. Şuraya 70 kaldı. İkiz kenar olmasından sebep buraya da 70 kaldı. 70, 70 daha 140. Tepeye de 40 kaldı. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, 12. Bakalım AB AC'ye eşitmiş. Yani şuraya da biz iki çizgi koyalım biz bir. Sonra şöyle yapalım. Şuraya bir ne diyelim? Şuradan başlayalım. ABD'yi soruyor. Şu açıyı soruyor. X diyelim. Bakın şu ikiz kenardan dolayı. Şunlar ikiz kenar ya. Burası 15 artı X ise burası da 15 artı X olacak. 15 artı X. Peki 15 artı X ile şu 15'in toplamı 30 artı X yapar. Üçüncünün dışına eşit. Demek ki burası da 30 artı x. E hocam bunlar da ikiz kenarmış. O zaman burası da 30 artı x. Hadi toplayalım. Şu üçgenin açılarını toplamamız yeterli olacak. 30, 30 daha 60 artı x, x, x. Yani 3x eşittir 180. 3x eşittir 120. X eşittir 40. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Evet, 13 numaradayım dostum. AF paraleldir ED'ye. Tamam, eşit açıları gördük. CA eşittir orayı da gördük. 65'ten dolayı hemen şurada bir Z kuralı yapalım. Burası da 65. Noktalı açılara 65 yazıyoruz. Toplam 130 oldu. Şuraya 50 yazalım. Bakın bunlar ikizkenar olduğu için burası da 50. Ne soruyor? BC
Şuradaki açıyı soruyor. 50 ile 50'nin toplamı şu üçüncü açının dışına, yani aranan yere eşit. 13. sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. Evet, 14 numaradayım. ABC üçgeninde BE ve ED açıortaylardır. Tamam, onu gördük. Şurada bir de bir ikizkenar üçgen var. Yani şunlara A dediğimde ikizkenardan dolayı bu da A, bu da A oldu. Ve bakın şu 50 ile A'nın toplamı iki iç açıdır. Üçüncü açının dışına, yani 2A'ya eşit. 2A 50 ile A'nın toplamı ise A buradan 50 yapar. Nereyi soruyor? ACB. ACB şuradaki x açısını soruyor. Şimdi A 50 ise şurası 2A idi, 100 yaptı. 100, 50 daha 150. X'e de kaldı 180 olması için 30, yapıştırıl gelsin. Evet, 15 numaradayız. Bakalım ne diyor? D1 paralel D2 demiş. Sivri şeyler görüyorsak ne yapacaktık? Hemen törpülecektik. Törpüledim, bakın U kuralı çıktı. Burası 80. Şuraya 80'i yapıştırdık. Şuradan törpüleyelim bir de dostlarım. Şöyle de törpüleyelim. Şurası 80 ise ters açılardan Z kuralından, ya da burası da 80. Şurası X ise şurası 180 eksi X'tir. Yine U kuralından diyelim. Ve bakın şunu görün arkadaşlar. Onu da şöyle renkli kalemle göstereyim. Şu Z kuralından soruyu bitirebilirsiniz. Ya ben Z'yi gördüm de sen başka bir kural da görebilirdin buradan. Şu yani. Şu açıyla şu açının ölçüsü birbirine eşit o halde diyebilirsin. Yani 80 artı y ile 70 artı 180 eksi x'in toplamı birbirine eşit. Peki 80 ile 180'i sadeleştirelim, 100 kalsın. Eksi x'i de buraya alalım. X artı y eşittir 170 oldu. Biz bir de x eksi y'yi biliyoruz 50 diye. Toplayın bunları alt alta. Bakın y'ler gitti. 2x eşittir 220. X eşittir 110. Demek ki cevabım Denizli'den çıktı. Evet, 16. DC paraleldir AB'ye. 4 vermiş, 6 vermiş bize. Paralellik var. Bir de şunu vermiş. DAB. 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 Şuradaki açıya A dersek, bir de ABC, şuradaki açıya da B diyelim. İki tane A ile B'nin toplamı 180'miş dostum. 2A ile B'nin toplamı 180. Şimdi şuradan bir paralellik çiziyorum. Bunu yamukta öğreteceğiz size dostlar. Bu yamuk sorularının çözümünün en klasik hamlesi. Şu kenara paralel çiz. Paralel kenar oluşur. Burası da 4. A ise yöndeşlikten bu da A. Ve bakın A var, B var. 180 olması için burası da mecburen A olmalı. Nereden anladın hocam? Çünkü 2A ile B'nin toplamı 180. 2A ve B olmalı üçgenin içinde. Peki o zaman bu ikiz kenar çıktı AA'dan dolayı. 6 ise ben artık buranın da 6 olduğunu ve AB'nin toplamda 10 olduğunu söyleyebilirim dostum. Evet, konu testi 1'i bitirdik. 18 dakika olmuş. Fazla olmuş arkadaşlar. Gerek yok. Bir sonraki, yani çözmeyelim ikinci konu testini. Bir sonraki videoda çözeriz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.